Kur'an'da kullanılan dil bizim bildiğimiz Arapça libası altında kavramsal bir dildir. Yani libas Arapça, içerik Arapça değil. İttifa duyuyorsunuz. Kur'an'da kullanılan dil bizim bildiğimiz Arapça libası gömleği altında kavramsal bir dildir. Yani içeriğinde fikir, vicdan, kalp, ruhu barındıran, aynı zamanda yaşamsal olguları içerendir. Hayatın tüm olguları içinde. Kavramsal ve simgeseldir. Evet. Libası Arapça, içeriği Arapça ile alakası yoktur. O zaman Arapçaya mahkum etmek, mealini budur esas manası demek, içerisini inkar etmektir. Ya bilerek bir zındıksın, ya ustad der ki, ahmak dostsun. Ahmak. Kur'an tercüme edilmişsin, Kur'an yerine okunsun, ne mal olduğu görülsün. Çünkü bazı hikmetlerle müteşabih ayetler kullanmış ya, onlar halk anlamayacağından inkarına sebep olur diye meal okunsun dedi. Mealciler var şimdi piyasada. Deccalcılar aynı. Aykanın aynı. Benim için sevmezler. Neymiş biliyor musun benim şeyi? Bazılarına göre. Uslubu çok sert. Bak sertmiş benim. Bak bunları anlatıyorum sert. Çocuğa tablet vermek, başından def etmek demek olduğunu söyleyince çok sertmişim. Çünkü o da öyle yapıyor ya. Anladınız mı? Hani şey dedim ya, bir sürü şeyler geldi başıma. Sıkıntı. Hey! Öne çıkma! Öndekiler rahatsız oluyor. Böyle bir üslup kullandım ya. Neler başıma getirdi bu laftan? Ne manalar çıkarıyorsun, ne mana vertiyorsun? Okur lügatını ver, geç. Nereden çıktı bu şeyler? Ne demek? Kim, niçin bunu diyorlar? El cevap. Hey! İmtiyazlaşma! Öne çıkma! Öndekiler rahatsız oluyor. Dan kaynaklanıyor. Bak Kur'an'ın libası Arapçadır. Metubattan çıkarttım. Nerede olduğunu hatırlar mısın Resul? Abi. Nereden çıkarttın? Metubattan bu. 28. Yok. 26. mektup. Şeytan bahsetti. Münazara. Münazarat da var. O da var. Şeytanla münazara bahsetti. O var. Bir de Kur'an'ın libası diğerlerinin gibi değil. Canlı bir ceset, şey, cilt olmuş. Orada anlatıyor bunu. İçerisinde Kur'an'ın ifadesi, uslubu, libası Arapçadır. İçerisi Arapça değildir. Simge, semboldür, kavramdır. Fikir, vicdan, his, duygu, kalp, 18 bin alemin simgeselliğidir. Yöntemdir, yoldur. Fert, varlığa çıkmış şahsiyet. Bütünlüğü cem eden fert, cemül cem, camül cem, cemül cem. Çokları cem etmiş, zıtları cem etmiş. Fert, manasını okuyorum. Lugatta göremezsiniz bunu. Lugatta yok ha. Fert, varlığa çıkmış, şahsiyet kazanmış, bütün bütüne cami, camül ezdat, zıtların cemi, cemül cem, çokların hulasası. Yani Kur'an bana inmiş gibi kişiliğine ve kimliğine girmek. Anladın mı Süfert demiş? Kur'an bana inmiş diyebilecek kimliğe ve kişiliğe girmek. Kur'an size, Kur'an okuyarak, Kur'an Arapçasını bilerek, Kur'an'ı namaz yaparak, tamam mı, kılarak kişiye kimlik verir. Kur'an okuyarak, lafzını bilmeyle,
Yani elbisesini bilmeyle. Kişiye elbise kimlik verir. İçini bilmeyle kişilik verir. Anlıyorsunuz değil mi? Bir de okuyayım mı? Devam edeyim. Ferdun kayyumuna kemen addun kudus. Ya ferdu ya Allah, fert okuyorum. Bir. Hepsi manası. Varlığa çıkmış şahsiyet. Varlığa çıkmış mustakil bir şahsiyet. Bütünlüğe cem sahip. Zıtların cemi. Çoğulun bütünlüğü. Başka? Kur'an bana inmiş gibi kimliğe ve kişiliğe sahip olmak. Seni coşturarak aslında tanıştıran, bunu ancak fert olan insan denen meçhulde olur. İnsan. Ferdiyet acayip oldu şimdi. Ferdiyet acayip. Mesela bir tanesi dedi, abi niye unutuyoruz ya dedi, bilgisayar olmadığımız için dedi. Bugün bir tanesi. Bak, abi çok unutkanım ya. İnsan olduğun için, unutacaksın, unutkan olduğun için insan. Abi niye unutuyoruz? Bilgisayar olmadı mı? Makineler unutmaz, bir makine değiliz. Allah diyor ki, sen diyorsun ki unutuyorum. Allah diyor ki, yaptığın iyiliği unut. Unutma sistemi çalışmasa nasıl unutacaksın? Demek unutkanlık olması lazım dedi. Allah diyor ki, sana yapılan iyilikleri unutma. Ha, onu tut. İki sistem de çalış. Yani unutkanlık suç değil, eksiklik değil. Ustam da niye 90 cilt kitabı tekrar ediyordu 3 ayda? Çünkü o uçar. Uçmaması için yöntemini kullanmıyoruz. 5 sene koy bilgisayara uçmaz. Makinedir o, biz makine değiliz. İnsan soyut, düşünerek, tefekkür ederek soyuta, yani madde olmayan manaya dönüştüren, hiç eşya yok, düşünerek, şekillendirerek icatlar yapıyoruz. İcatlar yapıyoruz, yani bir vücut hariciye çıkarıyoruz. Daha yok, düşünüyoruz, yeni bir şey yapıyoruz, buluyoruz. Var olanı düşünceye dönüştürürüz. İnsan somutu soyuta, soyutu somuta dönüştüren bir berzahtır. İnsandır bu. Çok tuhaftır. Tüm hüzünlerimizin asıl kaynağı ruhumuzun istediği cenneti dünyada aramaktır.